İmdat! İmdat! Yardım edin. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin. Aa! İmdat! Rütütütü! Yardım edin. Kimse yok mu rütütüt? Bilal, nedir bu başımıza gelenler bro? 30 yıldır sapız, kızsızız. Bu da yetmezmiş gibi. Bir de ıssız adaya düştük şimdi. Ne olacak Bilal? Neden böyle oluyor? Vay Bilal, vay! Vay ki ne vay İbrahim? Hayır, benim anlamadığım, uçakla Ankara'ya giderken ıssız adaya nasıl düşeriz? Bu rotada deniz bile yok İbrahim. Yemin ediyorum, bahtsız bedevileri kovalayan o kutup ayılarının inlerinde bizim posterimiz vardır bro. Etrafta hiç kimse yok Bilal. Hiç kimse yok. Yapayalnız kaldık burada. Kimsesiziz, kimseler yok. İbrahim, bizim etrafımızda zaten hiçbir zaman hiç kimse yoktu ki bro. Ha, okey. Şu an rahatladım. Ne dersin Bilal? Son bestemizi söyleyelim. Belki birileri duyar ve yardıma gelirler. Hı, güzel fikir. O zaman ben fa'dan giriyorum. Fa, en sevdiğim. Okey. Başlıyorum, okey. Rüyalar Caddesi. Saplığın soğuk sesi. Saplık. Bana dokunan son kadın. Kim o? Ebemin ta kendisi. Tabii ya. Rüyalar Caddesi. Saplığın soğuk sesi. Oo, soğuk ses. Bana dokunan son kadın. Kimdi ya? Ebemin ta kendisi. Tabii ya. Kızsız kaldım. Şarkı yaptım. Ben her gece ıssız yattım. Kızsız kaldım. Şarkı yaptım. Ben her gece ıssız yattım. Ama ben her zaman kızsız kaldım. Bir daha söyle. Ama ben her zaman kızsız kaldım. Ve son kez. Bitmesi gerekiyor artık. Ama ben her zaman kızsız kaldım. Süper! Kavimler göçüne neden olduk İbrahim. Adada kalan son canlılar da bizim yüzümüzden ıssız adayı koşarak terk ettiler. İnanamıyorum. Şimdi ne yapacağız? Telefonum da çekmiyor İbrahim. Ha, benim telefonum çekiyor Bilal. Ama kimse telefonumu açmaz ki. Bir insanı 155 polis imdat bile meşgule verir mi ya? İbrahim, polis gecesinde verdiğimiz konserden dolayı olabilir. Mantıklı. Olsun Bilal, en azından ıssız adadayız, tek başımızayız. En azından bizi hiç kimse rahatsız etmeyecek. Haklısın bro. Ne oluyor? Ha? Bilal! Çok kötü. Ya bu nasıl ıssız ada yerlisi dansı ya? Halay ya bu. Değil mi bu? Bir anda yöremize döndü. Önlerini göremiyorlar ki, arıyorlar. Ya bir şey, beraber bir hareket edin ya. Bunlar aynı şeyden değil mi? Familia. Ha? Bir daha, bir daha girin. Daha böyle birbirine, yani aynı kabileden belli edin aynı kabileden olduğunuzu. Düz devam et, az sağa yap. Tamam. Sağa. Çok sağ. Değil mi ya bu? Sol sen sol, arkadaki sol. Sağ sağ sağ. Şaka şaka. Sol, sıcak soğuk. Şeyden kopmadı mı yani? Sız adadan koptuk bunlar. Koptu böyle. Ya. Saçmalık. Böyle şey mi olur? Evet. Bu ne ya? Bu, buyurun. Aa, bir şeyler oluyor. Rütütü İbrahim. Sus be adam. Hemen konuştum. Bak kimler geldi? Yerliler geldi bro. Şimdi kolu tuttuk bile. Kadın go. Kadın gamı? Kadın gamı? İbrahim. Bunlar kadın. Hem de çok güzeller. Hem kadınlar hem güzeller. Allah'ım biz öldük de cennette miyiz şu an acaba bro? Cennete giderken, içeri girerken damsız alınmayız diye çok korkuyordum ama öyle bir şey yokmuş. Selam size.
Umarım siz karşılama dansını siz var beğenmek. Vay canına. Siz ne kadar da düzgün konuşuyorsunuz. Sizleri adamızda ağırlamak bizim için gurur olmak. Çok ama güzel. Siz çok düzgün konuşuyorsunuz. Sizin dilinizi düzgün konuştuğumuza siz var şaşırma. Ha hayır hayır. Kadınlar bize genelde küfrederler. Biz ona şaşırdık. Sen çok tatlı olmak. Bizim adamıza sizin gibiler her zaman düşmemek. Biz var kıymet bilmek. Aa, inanamıyorum galiba. Bu kızlar bizi şu an seviyor bro. Saçmalama Bilal. Sevseler yerinde duramazsın. Ben zaten duramıyorum. Titreme geldi. Sevmek de ne demek? Biz var size bayılmak. Allah Allah ya siz emin misiniz? Çünkü biz çok çirkiniz. Ailelerimiz bile bizi şark hizmeti gibi sırayla seviyor. Evet. Bir keresinde babam beni sevmemek için doktordan sevgi gösteremez raporu almıştı. Tam 7 yıllık. Benim babam da bir keresinde bayramda elini öpmeyeyim diye elini alçıya aldırmıştı. Biz kadın gardasında çirkin sevmek. Nasıl derler, siz bizim ada için bir Kerem Bursin olmak. Kıvanç Tatlıtuğ olmak. İnanamıyorum İbrahim. Adımız ilk defa... Neydi o çocuğun adı? Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç Tatlıtuğ'la aynı cümlede geçti. Zavallı Kıvanç, şu an su yatağında ters dönüyordu. Pişt! Tombik döner! Beni diyor. Sen var azıcık yamacıma yanaşmak. Bilal, bu kız dudağını büzüştürüp üstüme doğru geliyor. Sanırım beynimi emecek. Hayır, hayır, korkma. Sanırım seni öpecek. Bir yerde okumuştum. Biri birini öpmeye çalışırken dudaklarını büzermiş. O zaman çok saçma gelmişti ama demek gerçekmiş. Nasıl bir şey? İbrahim ne hissettin? Nasıl bir şey? Ya o kadar abartacak bir şey yok. Alt tarafı kızın dudakları benim yanağıma... İbrahim, iyi misin bro? Kendine gel. Ben var. Beyaz ışığı görmek biloş. İnanamıyorum. Adam şoktan yerliceği söktü. Bakın hanımlar, müsaadenizle size bir ben soru sormak. Biz gerçekten de çok çirkin olmak. Değil mi Bilal? Su götürmez bir gerçek. Evet ama bu adada başka... Çirkin erkek olmamak. Çirkin erkek olmak. Ama sizin kadar çirkin erkek olmamak. Bu adada tek çirkin Charlie. Maymun Charlie olmak. O da ünlü olduktan sonra estetik yaptırmak, kendini bozmak. Ha, bir maymundan daha çirkin olduğuma sevineceğim hiç aklıma gelmezdi bro. İbrahim bizi övüyorlar mı, gömüyorlar mı anlamadım. Ama çok mutluyum. İlk defa çirkinliğimiz bir işe yaradı bro. Yoksa siz daha önce başka kadın tarafından ilgi görmemek. Ha olur mu canım o kadar da değil. Hatırlar mısın? Bir keresinde bir kız otobüste yanımıza oturmuştu. Biz o günün yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Tam 11 yıldır. Size yazık olmak. O kadar yıl kimse sizi beğenmemek. Ben size bayılmak. Ben hiç hayatımda bu kadar leş bir surat görmemek. Çok beğenmek. Seni tenhada kıstırmak. Ben de seni ekmeksiz götürmek. Bilal sonunda oldu, başardık. Mutlu son işte. Artık mutluluğumuzu hiç kimse bozamayacak burada. Hayda. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor burada? İbrahim! Bir daha şu kadar iddialı cümleler kurma şu ağzı. Sus be arkadaşım, sus be! Kızlar, ayıp olmak. Hemen iki tane çirkin turist erkek görünce ağzınızı suya akmak. Siz var bizim adanın kızlarının aklını çelmek. Ben var sizin saçınıza başınıza yolmak. Arkadaşım ne diyorsun? Tavuk muyuz biz? Neyi yoluyorsun ya? Siz var yanlış anlamak. Bu beyler turist olmak. Bize Sultanahmet totemini sormak. Evet. Siz var laf çıkarmamak kabile içinde. Biz var zaten kraliçeye gidip haber vermek. Arkadaşlar biri burada ne olduğunu bize anlatabilir mi acaba? Ne totemi ne kraliçesi ne oluyor ya? Totem töreleri gereği biz ilk önce sizi kraliçeye sunmak. Evet. Sizin kadar çirkiniyle ancak bizim kraliçe evlenebilmek. O bakmak, görmek, evlenmek. Biz şimdi var gitmek. Manyak.
Bu işin içinde bir iş olduğunu anlamıştım zaten. Kesinlikle bir iş vardı. Kesin kraliçede çok çirkin bir şeydir. Bilal, sen pişte oynarken maça kızına aşık olup maça papazından kızı isteyen adamsın. Bu neyin seçiciliği bro? Doğru. Okay. İbrahim! Oha! Bu ne kadar güzel bir kadın! Rütütütü! İşte kraliçem! Size bahsettiğimiz çirkinler bunlar olmak. Vay! 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 Şu çirkinlere bak! Ben sizi yiyeceğim! 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 Erkekler! Çabuk kazanı götürün! Ateşi harlayın! Çünkü kraliçe damadı yiyecek. Ya biz artık bezmek. Kabilenin çamaşırını biz yapmak. Yemeğini biz pişirmek. Aa, olmamak. Tripmek. Kraliçem, acaba hangimizi seçeceksiniz? Dur tam beni seçin, ne olur beni seçin. Ben sizin dilinizi öğrendim. Hem yerlere benziyorum ben. Çekil şuradan. Kraliçem beni seçin. Hem biz sizinle hemşeri sayılırız. Benim babam Bozcaadalı. Yalan söylüyor. Bozcaada ıssız değil bir kere. Çok kalabalık bir yer. Siz hiç boşuna kavga etmemek. Ben ikinizle birden evlenmek. Birinizi burada elde yemek, diğerini paket yapıp evde yemek. Evet, şimdi takı töreni başlamak. Takı töreni. Yaşasın. Kraliçenin sağ kolundan beşi bir yerde biber kurutma almak. Kraliçenin sol kollarından çeyrek ekmek. Ayıp, ayıp. İnsan bir yarım takar bari. Evet. Bilal, affedersin. Bir şeye kafam takıldı. Çok önemli mi bilmiyorum ama... bu yerler bize neden gıda maddesi takıyorlar? Yoksa bizi gerçek... Tamam, evet. Takı töreni burada sona ermek. Büyücü gelmek ve artık nikah yapmak. Büyücü Allah'ım biri gidiyor, biri geliyor. Evet sevgili seyirciler. Bu akşam burada kraliçemizin en mutlu günü için toplanmış bulunuyoruz. Birazdan kraliçemizin yanına gideceğim. Evet sevgili seyirciler. Şu an gördüğünüz gibi kraliçemizin yanına geldim. Evet kraliçem. Siz bu iki çirkin ördek yavrusuyla evlenmek istiyor musunuz? Evet. Kadugo. Evet sevgili seyirciler. Kraliçemiz evet dedi. Siz iki çirkin ördek yavrusu. Size sormuyorum bile. Evet sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi iki çirkin ördek yavrusuna sormadım bile. Evet kraliçem. O halde sizleri ada konseyinin bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Yaşasın. Teşekkür ederim. Ve gidiyorum. Gidiyorum sevgili seyirciler. Git lütfen artık hadi. İbrahim, inanamıyorum. Sonunda biz de evlendik bro. Evet, hem de aynı kadınla. Bundan böyle hem en yakın arkadaşım hem de kumamsın. Evet, o zaman artık gerdek gelmek. Bir dakika, gerdeğe herkesin içinde mi gireceğiz? Evet, sen ne sandın paket lastiği? Gerdek. Yine bunlar. Kraliçem buyurun. Gerdeği getirdik. Kraliçem affedersiniz. Bu gerdek diye getirdiğiniz şey yanan bir kazan. Evet. Biz gerdeğe kazan demek. Siz yoksa kraliçeye karşı gelmek. Yok yok yok. Karşı gelmemek. Biz hemen girmek İbrahim. Şunu tutar mısın? Başımıza iş aldık. Ben mümkün değil buna giremem. Siz bir el atmak, you know? Okey. Durmak. Size güvenmek. Oh. Aman. İbrahim, meğerse kadın sizi yiyeceğim derken
Gerçekten yemekten bahsediyormuş bro. Heh, siz ne sanmak? Küçük aptallar. Bizde kadınlar evlenecekleri çirkin erkekleri gerdek gecesi yemek. Biz yakışıklı olduğumuz için bizi yememek. Kendileri kaybetmek. Bizim kabilede şuna inanmak. Çirkin yersen çirkinleşirsin. Bu ne demek ya? Madem çirkinleşmek istiyorsunuz, gece yatmadan makarna yiyin, ne bileyim öğün atlayın. Çirkin yemek değilmiş. Ben sana bir misal vermek. Misal, benim babam biraz çirkin. Annem yarısını yemek. Amca baba yarısı olduğundan ben babama amca demek. Ne diyor ya bu? Burada pişiyoruz be. Bilal, eskiden hep evleneyim bir karım olsun, başımın etini yesin yine de razıyım derdim ama... Şimdi evlendi bir karım var, bir başımın etini gerçekten yiyecek. tamam Bilal, korkacak bir şey yok. Ne yapalım? 30 yıldır sapız. Evet. Kızsızız. En azından ölmeden bir kadının dudakları bize değecek. Doğru bro. Kadınga, 30 yıldır sap olmak, siz hiçbir kadının eline eliniz değmemek, siz var bakir olmak. Dibine kadar. TDK'da sözlük anlamayız. Siz bizim kabile için lanetlisiniz. Hiç olur mu yapmamak? Hiç yapmamak. Siz bizim için lanetlisiniz. Kızlar kaçmak, kaçmak, kaçmak. Ah, gördün mü Bilal? Bir kızın bize verebileceği en gerçek tepkiyi verdiler. Kaçmak.